Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Öncelikle Seher ve Yaman'ın çocuk sahibi olmasını istiyorsanız, Ali ve Kiraz'ın aşk sahnelerini daha fazla görmek istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Dedektif kurtulup Yaman'a her şeyi anlatacak mı? Seher Yaman'ı bırakacak mı? Seher'in en büyük pişmanlığı ne? Yaman kendisini Seher'e nasıl affettirecek? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman artık Seher'e daha düzgün davranacak. Hatta Yaman bu süreçte Seher'in nasıl biri olduğunu anladı. Bu yüzden Yaman sahte dosyalara rağmen Seher'e daha iyi muamele gösterecek. Ama sonradan Zuhal, Seher'e bir para avcısı olduğu iftirasını atacak. Hatta Zuhal, Yaman'ın ona bir para avcısı olarak gördüğünü haykıracak. Seher bunu öğrendiğinde ilk başlarda Zuhal'in söylemlerine inanmayacak. Ama sonradan Zuhal, Seher'e sahte dosyaları yüzüne fırlatacak. Seher bunları görünce şok geçirecek. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisine neden dolayı kötü davrandığını öğrenecek. Bunun üzerine Seher Yaman'dan hesap soracak. Yaman da Seher'in bu bilgiyi alması üzerine ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Yaman, Seher'in böyle bir tepki vermesine şaşıracak. Yaman haksız birinin kendi karşısında güçlü durmasına anlam veremeyecek. Bu nedenlerle Yaman artık dosyalardan daha fazla şüphelenmeye başlayacak. Şimdiye kadar Yaman Seher'e güvenmedi. Hatta Yaman, Seher'e olmadık hakaretlerde bulundu. Bu yüzden Yaman gerçeklere ulaşsa bile Seher'i kaybedecek. Çünkü Seher tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Yaman'ı terk edecek. İlk zamanlar Seher, Yusuf için bir şey demeyecek. Ama bu duruma çok üzülecek. Ama vakti geldiğinde Seher, Yaman'ı yalnız başına bırakacak. Seher, hep Yaman'ın hakaretlerini görmezden geldi. Ama bu suçlamalar ve iftiralar bardağı taşıran son damla olacak. Bunun üzerine Seher, Yaman'ı terk edecek. Yani Seher, kendisine güvenmeyen birisiyle yaşamak istemeyecek. Bu yüzden Seher, ileride konağı terk edecek. Seher'in temiz kalbi uzun bir süreye kadar kırgın olacak. Çünkü Seher'in aklına hep bu iftiralar gelecek. Ve Seher'in bu travmayı atlatması biraz zor olacak. Yaman'ın çok pişman olacağı günler de çok yakında gelecek. Ama gerçeklerin ortaya çıkması için biraz zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü Seher ve Yaman'ın aşkı için bazı sınavlardan geçmesi gerekiyor. Bundan sonra Yaman'ın iki yolu bulunmaktadır. Yaman ya Seher'e güvenip yoluna devam edecek ya da Yaman her zaman gibi Seher'e güvenmeyip ona kötülükler yapacak. Eğer Yaman hareketlerine dikkat etmezse geri dönülmez bir yola girecek. Çünkü Seher gerçekleri öğrendiği gibi Yaman'ı terk edecek. Hatta Seher Yaman'ı hayatından çıkaracak. Bu yüzden Seher kendi ayakları üzerinde duracak. Ve Seher kendi hayatını kendisi şekillendirecek. Tabi Yaman da hiç beklemedik bir anda gerçeklere ulaşacak. Çünkü dedektif İkbal'in adamlarından kaçmayı başarmıştı. Bu yüzden dedektif Yaman'a ulaşacak. Dedektif Yaman'a tüm gerçekleri tek tek anlatacak. Hatta dedektif Seher'in masum olduğunu anlatacak. Ayrıca dedektif Seher'e iftira atıldığını da belirtecek. Ve Yaman bunları öğrenince hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediği için kendisini suçlayacak. Bundan sonra Yaman Seher'e yaptığı hatalarını tek tek telafi etmeye çalışacak. Ama Yaman'ın hatalarını telafi etmesi hiç kolay olmayacak. Çünkü Yaman Seher'in kırılan gururunu tahmin edemeyecek. Hatta Seher Yaman'dan uzaklaşarak ona bu şansı vermeyecek. Sonradan Yaman Yusuf'un sayesinde Seher'in konağa dönmesini sağlayacak. Yani Seher Yusuf için tekrardan konağa dönecek. Ama Seher Yaman'a yakın davranmayacak. Tüm sorunlara rağmen Yaman ve Seher bir araya gelecek. Yaman ve Seher'in barışmasıyla onlar için mutlu günler başlayacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Zuhal'in sonu gelecek. Çünkü Yaman Zuhal'e haddini bildirip cezalandırılmasını sağlayacak. Bu yüzden Zuhal'i kötü bir son bekleyecek. Zuhal de ablasının gerçek yüzünün ortaya çıkmaması için Yaman'a hiçbir şey anlatmayacak. Bu yüzden ilk önce Zuhal konaktan kovulacak. Hatta Yaman bununla da kalmayıp Zuhal'in tutuklanmasını sağlayacak. Çünkü şimdiye kadar Zuhal birçok suç işledi. İşte bu sebeplerle Yaman onun ceza alması için her imkanını kullanacak. Zuhal'in akıl sağlığı gittikçe bozulacak. Bunun sonucunda da Zuhal tedavi için hastaneye yatırılacak. İkbal bir yandan gerçek yüzü ortaya çıkmadığı için sevinecek ama diğer yandan da kız kardeşini bu halde görünce iyice sinirlenecek. Bu yüzden İkbal tüm olayların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Hatta İkbal Seher'i öldürmeden asla pes etmeyecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa canı tehlikeye girecek. Çünkü en başından beri İkbal'in amacı Seher'i saf dışı bırakmaktı. İkbal planlarında başarısız olduğunu görünce hamlelerini değiştirecek.
ve bu sefer İkbal Seher'den intikamını onu öldürerek alacak. İkbal Seher'e zarar vermek için boş bir anı kollayacak. Ama İkbal'in bu planında başarısızlıkla sonuçlanacak. Çünkü Bahçıvan son anda yetişip Seher'i kurtaracak. Ayrıca Bahçıvan bu süreçte İkbal'in tüm kötülüklerine şahit olacak. Bunun sonucunda da bir mucize gerçekleşecek ve Bahçıvan sonunda tüm gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman da bu gerçeği öğrendiğinde hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman İkbal'in bir hain olduğuna inanmayacak. Hatta Yaman şimdiye kadar İkbal'e güvendiği için kendisine kızacak. Ama Yaman bu hainliğin bedelini İkbal'den en ağır bir şekilde alacak. Bu defa Yaman İkbal'e unutamayacağı bir ders verecek ve İkbal'in sonu cezaevinde kimsesiz bir şekilde olacak. İkbal sorununun çözülmesiyle Seher ve Yaman yeniden evlenme kararı alacak. Seher ve Yaman muhteşem bir düğün ile yeniden evlenecek. Bunun üzerine onların sahte evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Yaman ise bu hayattan daha çok beklentisi olacak. Yaman her şeyin yoluna girmesiyle bir karar alacak. Yaman'ın bu kararı bir bebek sahibi olmak olacak. Yaman Seher'den bir bebek isteyecek. Seher ise Yaman'ın bu isteğini kabul edecek. Yusuf bu haberi duyunca mutluluktan havalara uçacak. Çünkü Yusuf kardeşiyle oyun oynayacağı zamanları düşünecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman ve Seher yeniden yakınlaşacak. Onların yakınlaşması yeni umutların doğmasına yardım edecek. Çünkü Seher bu yakınlaşma sonucu hamile kalacak. Seher'in hamile kalmasıyla Yaman ikinci babasını yaşamış olacak. Yani Yaman baba olacağı için dünyalar onun olacak. Ziya ise İkbal'in hayatlarından çıkmasıyla gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Hatta Ziya artık dışarıya çıkmaya bile başlayacak. Ayrıca Seher'in destekleri sayesinde Ziya tüm korkularını yenecek. Ziya korkularını yendikçe onun daha mutlu olduğunu da seyredeceğiz. Bundan sonra Ziya'nın hayatına yeni bir isim katılacak. Bu kişi Ziya'nın tüm yaralarını saracak. Bu kişi sayesinde Ziya hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Yani Ziya bu kişiyle evlenip mutlu bir yuvaya sahip olacak. Böylece Ziya'nın kıymeti daha iyi bir şekilde anlaşılacak. Yaman da gün geçtikçe Ali ile karşılaşacak. Hatta hiç beklenmedik bir anda Yaman Ali'nin yardımına koşacak. Yaman hiç bilmediği halde kardeşine yardım etmiş olacak. Bunun sayesinde Ali ve Yaman arasında güçlü bir bağ oluşacak. Sonradan tesadüfen Yaman Ali ile kardeş olduğunu öğrenecek. Yaman ilk başlarda geçmişini hatırlayıp üzülecek. Ama sonradan Ali gibi bir kardeşi daha olduğu için çok sevinecek. Yani Yaman Seher'in de desteğiyle annesini affedecek. Ve Yaman Ali'yi kardeşi olarak kabullenecek. Böylece yıllar sonra iki kardeşin de kavuşmasına şahit olacağız. Kiraz ve Ali sahneleri ise gün geçtikçe azalıyor. Ama yakında daha fazla Kiraz ve Ali sahneleri olacak. Çünkü çiftimiz birbirine aşklarını itiraf edecek. Ali, Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Kiraz da bu aşk itirafıyla ne yapacağını bilemeyecek. Hatta Kiraz utancından oradan uzaklaşacak. Ama Sultan Ala Kiraz ile ciddi bir konuşma yapacak. Çünkü Sultan Ala Ali'nin mutlu olmasını isteyecek. Bu yüzden Sultan Ala sayesinde Kiraz, Ali'ye bir şans verecek. Kiraz'ın Ali'ye şans tanımasıyla Ali çok sevinecek. Bunun üzerine Ali, Kiraz ile evlenecek. Kiraz ve Ali'nin evlenmesiyle onları daha mutlu günler bekleyecek. Hatta Ali ve Kiraz'ın bir bebekleri olacak. Tabi bundan sonra Ali ve Kiraz bebekleriyle mutlu bir şekilde yaşayacak. Bunun sonucunda da Kiraz ve Ali hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ayrıca Kiraz'ı bu yolda büyük bir tehlike beklemekte. Eğer Kiraz başkalarının içine yine burnunu sokarsa ölebilir. Peki sizce Seher alacağı kararlarda kime danışmalı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.